zincirleme şekilde devam eden yargı darbesine ve hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılmasına, bu durum son bulana kadar sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Değerli yurttaşlarımız, saygıdeğer basın mensupları, 90'lı yıllarda anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz diyen anlayışın açtığı kapıdan, o anlayışın bugünkü temsilcilerinin anayasayı kevgire çevirdiği günleri yaşamaktayız maalesef. Bursa Barosu'nca önceki Anayasa Mahkemesi ihlal kararının uygulanmaması karşısında 10 Kasım'da adli önünde basın açıklaması yapılmış, kararla ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Ankara'da Yargıtay binasına yürünerek anayasa kitapçıkları Yargıtay kapısına bırakılarak durum oraya gelen avukatlar ve baro yönetimlerince protesto edilmişti. Bunlara rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci hak ihlali ve ikinci tahliye kararına ikinci kere uyulmama kararı vermiştir. Anayasanın 153.6 taksim maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar hükmünü ikinci kere çiğnemiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmesi için dosyayı İstanbul 13. Asya Ceza Mahkemesi'ne göndermek yerine ilk hak ihlali kararında yaptığı gibi yargı darbesine devam edip hukuk devleti ilkesini yerle bir etmesi ve adeta anayasaya paçavra muamelesi yapması ve aklımızla ayağa etmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Anayasa Mahkemesi kararlarını değerlendirmek, umulup umulmamasına karar vermek, Anayasa Mahkemesi'nin görev sınırlarını belirlemek, Yargıtay'a verilmiş anayasal bir yetki değildir. Yargı kararlarını beğenmemek hakkına sahip olmakla beraber, uymamak hakkına kimse ama kimse sahip değildir. Hele bu husus Anayasa Mahkemesi kararı ise. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İkinci uyulmama kararı ile de anayasadan kaynaklanmayan bir yetkiyi kendi kendine yaratıp üstelik 13. Asya Ceza Mahkemesi'nin yerine geçerek anayasayı eylemli olarak ilga etmeye devam etmiş, yetki ve görev gaspına devam ederek anayasayı ihlal suçunu zincirleme olarak işlemiştir. Anayasamız ve hukuk sistemimizde Yargıtay'ın yetkilerin açlıkları veya hukuki değeri yok gerekçeleriyle Anayasa Mahkemesi'nin kesin kararlarına karşı uymama yetkisi bulunmamaktadır. Aksi durumun kabulü her mahkemenin ve hatta her bir bireyin yargı kararlarına uyulup uyulmaması hususunda çok geniş bir takdir alanı kazanacakları anlamına gelir ki bu durum kamu düzenini alt üst eden hukuk devleti, hukuk düzeni ve hukuk güvenliği olmayan bir devletin oluşması demektir. Yargıtay'ın hukuk ve devlet krizine yol açan bu duruma devam etmesi ve devletin anayasal organlarının da bu duruma müdahale etmemekte ısrarı, hatta onaylar şeklinde açıklamalar yapması da bizzat bu ortamın devlet eliyle desteklenmesi, yani yargı darbesine ortak olmaları manasına gelmektedir. Can Atalay'ın özelinde gerçekleşen ancak tüm yurttaşlarımızı ilgilendiren bu hususun tehlikesini başka türlü açıklamak gerekirse, örneğin Anayasa Mahkemesi veya başka bir yüksek mahkemenin vatandaşlarımızın bireysel veya toplu hakları ile ilgili verdiği kararların alt mahkemeler veya bunu uygulamak zorunda olan idari mercilerle uygulanmayabileceği manasını taşır ki bu hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir durumu ifade eder. Böyle bir ortamı yaratmaya kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. 2017 öncesinde başlayan ancak 2017 anayasa değişikliğiyle görünüşte kuvvetler ayrılığı olan ancak tüm kuvvetlerin yürütmede birleştiği gizli kuvvetler birliği sistemiyle gelinen süreç ortadadır. 2017 sonrası başlayan ekonomik ve yönetsel krize artık hukuk ve devlet krizi de eklenmiştir. Hukuk hepimizin ortak yaşamını düzenleyen, herkesin uymak zorunda olduğu kurallar bütünüdür. Anayasada en üst hukuk kurallarını barındıran, devletin işleyişini ve düzenini belirleyen kurallar bütünüdür. Bu kurallara devlet erklerinin uymaması ve uymamakta ısrar etmesi de sistemde meşruiyet sorunu yaşatır. Bu sebeple hukuk zeminini kaybetmek ve ona uymamasına göz yummak, hatta desteklemek kimsenin menfaatine değildir. Tüm bu sebeplerle geç olmadan
herkes için hukuk devleti çağrımızı yineliyor. Bu hukuk katliamına son verilmesini ve hukuk güvenliğimizin hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde sağlanmasını talep ediyoruz. Bu vesileyle sadece meslektaşlarımızı değil, tüm vatandaşlarımızı da bütün bu anayasal haklarımızı demokratik ve hukuki tüm yollarla sahip çıkmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla Bursa Barosu Başkanlığı. Arkamda bulunan adliye sarayında adalet mülkün temelidir yazısı altında yargılandığınızda veya size karşı suç işlendiğinde birileri yargılandığında o kararları beğenmeyebilirsiniz. Ama sonuçlarına uymak zorundasınız. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bazı üyeleri, evet bazı üyeleri diyorum çünkü üye sayısı 13. Yargıtay Ceza Dairesi'nin bu bazı üyeleri yani 5 üyesi 2 defadır anayasaya kalkışma suçunu işlemektedir. 2 defadır hürriyeti tahdit suçunu işlemekte ve Can Atalay'ın cezaevinde bir gün daha fazla tutulmasını sağlamaktadır. 2 defadır görevlerini kötüye kullanmaktadır. Neden görevlerini kötüye kullanmaktadır? Çünkü yetkisizdirler. Dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermeleri gerekirken, yargılama hakkı yerel mahkemedeyken üzerlerine vazifeymiş gibi havale edilen evrakmış gibi Can Atalay dosyasını, daha doğrusu Anayasa Mahkemesi'nin kararını inceleme cüretini göstermişlerdir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri suç işlemiştir. Görevlerini kötüye kullanmıştır ve ya akıllarından aldıkları talimatla, ki vicdanlarından alamazlar bu talimatı, veya bir üst akıldan aldıkları talimatla görevleri gereği bakmaları gereken dosyaya, hüküm vermeleri gereken dosyaya karar vermeksizin bir havale imişçesine Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne ikinci defa göndermişlerdir. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi vardır. Tamamı iktidar tarafından seçilmiştir ama tamamı. 2010 ve 2017 referandumları bizim ve siz yurttaşların karşı çıktığı anayasa değişiklikleri bu ortamı hazırlamıştır. HSK'nın yapısını onlar belirlemiştir. Bütününü iktidar atamaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin yapısını onlar belirlemiştir. Bütününü iktidar atamaktadır. Bugün 15 üyenin 15'i doğrudan Cumhurbaşkanı ve ilgili kurumlar tarafından, hükümet sistemi tarafından belirlenmiş. 3 üye de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ekseriyetle, çoğunlukla, yani iktidar tarafından belirlenmiştir. Ama Anayasa Mahkemesi'nde belirleme öyle yapılmış olmasına rağmen, kendilerine uyumlu yargıçlar olduğunu düşünmelerine rağmen vicdan galip gelmiş, anayasa galip gelmiş, anayasaya uygun, vicdana uygun karar verilmiştir. Ancak bu beğenilmemiştir. Beğenilmeyebilir. Ama umulacaktır. Anayasanın 100. yılında, yani teşkilat-ı esasiyeden bugüne gelinen süreçte anayasaya uygulacaktır. Türkiye'nin her bir yurttaşı, her bir kurumu, her bir görevlisi anayasaya uymakla mükelleftir, zorunludur. Bunun bedelini hem kendileri öderler, hem biz bütün ulus olarak, bütün yurttaşlar olarak, devlet olarak öderiz. Bu bedeli bize ödetmeye, bu bedeli yurttaşlarımıza ödetmeye kimsenin hakkı yok. Hukuk güvenliği için hepimiz anayasamıza sahip çıkmalıyız. Hepimizi anayasaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Saygılarımla.